Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün yine bir hikayeyle videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine, sütlüsüne karışmaz, kendi işine bakardı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı. Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün şunların taptıkları ağacı kesip odun edeyim. Hem odununu satar para kazanırım, hem de bir köy insanı Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verip yola çıktı. Dağa doğru giderken karşısına acayip ve çirkin suratlı bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, halkın taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Adam oduncuya, ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan zahide, ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmişti. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş, senin neyine gerek? Altınını al, işine bak dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun oldu. İkinci gün oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. Adam şeytana iyice kızmıştı. Şeytanı görünce seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim. Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmen için müsaade etmeyeceğim dedi. Evet kıymetli dostlarımız, yapacağımız işleri Allah rızası için yaparsak, hiçbir menfaat gözükmeksizin yaparsak bizim yardımcımız Allah'tır.